Değerli yoldaşlarım, Prezidium'a iki somut önerim var. Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonel'in Orta Doğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır. Ben bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya ciddiyetimizi ve samimiyetimizi de ilan etmek üzere Ramallah'ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yana bırakıp somut tutum almak durumundayız. Dünyadaki gelir adaletsizliği her geçen gün daha da derinleşmekte. En zengin %1'lik kesim dünya servetinin neredeyse yarısını elinde bulundururken milyarlarca insan yoksulluk ve açlık içindedir. Bu yalnızca bir ekonomik sorun değil, toplumsal ve küresel bir adaletsizliğin temelidir. Bizim gibi partilerin en önemli görevi neoliberal politikaların yarattığı adaletsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Biliyoruz ki küresel ölçekteki eşitsizlikler giderilmeden dünyaya barış ve huzur gelmeyecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısını burada yapmaktadır. Ancak görüyoruz ki Birleşmiş Milletler ne sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebildi, ne küresel gelir dağılımında iyileşme sağlayabildi, ne de başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda çözüm bulamadı. Geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 aylık ülkesinin bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağ dışı bir hakkı hala kullanıyor ve sakınıyor olmalarını doğru bulmuyoruz. Birleşmiş Milletler'in daha etkin, daha demokratik ve daha adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği artık bir zorunluluk haline almıştır. Hepinizi selamlarken bir kez daha Şantal'a, Polina'ya, Ankara'daki büyük dostlukları için EDOK Komitesi'nin tamamına çok verimli bir toplantı için teşekkür ediyorum. Pedro'nun şahsında tüm Prezidium üyelerini saygıyla selamlıyorum.